Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Gülşah Kız Öğrenci Yurdu'nda Başkanımız Gençlerle Buluşuyor programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Programa eşi Hasibe Yazgı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, öğrencilerle sohbet ederken Yurt Müdürü Yasemin Çalışkan'dan bilgiler aldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin büyük oranda barınma ihtiyacını karşılayan Aksaray Kredi ve Yurtlar Kurumu'na desteğini sürdürüyor. Aksaray'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla okulların başta fiziki şartlarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen ve okul okul gezen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, en son KYK yurtlarında kalan kız öğrencilere destek olmak amacıyla kız öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yazgı ziyarette eğitimli gençlerimizle güçlü yarınlara hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. Güçlü bir gelecek ve ülkemiz için Aksaray Belediyesi olarak da öğrencilerimize eğitime yönelik desteğimiz sürecek dedi. Bunların içinde şu an belediyemizin bir ay boyunca yapacağı bütün kültür etkinlikleri burada var. İçinde tiyatrolar var. Devlet tiyatrolarımız var. Tabii çocuklar için tiyatrolar var. Gençlerimiz için yaptığımız programlar var. Yani bizim bir ay boyunca dolu dolu yaptığımız bütün etkinliği burada görebilirsiniz. Özellikle buradan bizi takip etmenizi istiyoruz. Bir başka duyurumuz, geçen sene ikini yapmıştı Gençlik Festivalimiz. Bu sene ikincisini yapacağız. Dördünde, beşinde, altısında, Mayıs ayında. Yani Mayıs ayının ilk haftasında Gençlik Festivali yapacağız. Yine içerisinde konserlerimiz, atölyelerimiz, değişik etkinliklerimiz olacak. Sadece şöyle bir hassasiyetimiz var, onu da söylemek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz Afrin'de devam eden bir operasyon var, Zeytin Dalı operasyonu. Onu da söylemek istiyorum. Orada şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de bir önce şifaya kavuşmalar için dua ediyoruz. Buradan birçok etkinlik yapıyoruz. Hem pazar günleri sivil toplum kuruluşlarıyla sabah namazlarında buluşup dualar eşliğinde, kurbanlar eşliğinde yaptığımız etkinlikte sivil toplum kuruluşları yine yapacağımız bir hesap numarasından para yatırma gibi diğer etkinliklerimiz var. Bunlar bir taraftan ama Allah muhafaza inşallah öyle bir sıkıntı olmaz ama bu aylara denk gelen şehit ya da başka bir sıkıntı olursa belki bazı şeyleri erteleyebiliriz ama orada tamamen kapatmayız. Yine atölyelerimiz olur, yine farklı etkinliklerimiz olur. Yani gençlik festivalimiz bir şekilde olur ama belki konser programları değişebilir. Onu şimdiden duyuyorum ama bu bizle ilgili değil. İnşallah memleketimizde bir problem olmazsa, bir sıkıntı yaşamazsak biz bu gençlik festivali bu sene ikincisini yapacağız. Eşi Hasibe Yazgı ile birlikte öğrencilerle buluşan Başkan Yazgı, Sinevizyon gösterisi eşliğinde belediye projelerini anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çocuk korolarımız var, gençlik korolarımız var. Güzel çalışmalar inşallah bekliyoruz. En kısa zamanda. Biz Ağustos'tan beri mail atıyoruz. Evet, Ağustos'tan beri sürekli maillerimiz atılıyor. İnşallah teşekkür ederiz. Sağ olun biz dinlediğiniz için. Evet, ben bir sahaya teşekkür etmek istiyorum. Programa katılan Kredi ve Yurtlar Kurumu Aksaray İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve Minibüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk de öğrencilerin dile getirdiği sorunlar hakkında ihtiyaçlarının giderilmesinde öğrencilere en iyi hizmeti vermek için yardımcı olacaklarını belirttiler. Programda Aksaray Belediyesi Müzik Grubu keyifli bir mini konser de verdi. Aksaray Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuklar Sevgiyle Büyüsün projesine AKMEK bünyesinde açtığı kaligrafi kursuyla destek verdi. Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuklar Sevgiyle Büyüsün, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında meslek edindirme kurslarına katılan devlet koruması altındaki 26 genç için sertifika töreni düzenlendi.
Polis evinde düzenlenen programda proje kapsamında sosyal ve ekonomik yönden zayıf, herhangi bir mesleği olmayan, devlet koruması altında Aksaray Belediyesi AKMEK tarafından düzenlenen kaligrafi meslek edindirme kursunda başarılı olan 11 çocuk ve İşkur tarafından açılan doğalgaz kalorifer ateşçisi meslek edindirme kursuna katılarak başarılı olan 15 genç sertifikalarını il protokolünün elinden aldı. Programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kurslarda başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Şimdi burada çok önemli bir proje değil, aslında birçok proje gerçekleştiriliyor. Ben her şeyden önce bundan dolayı gurur duyuyorum. Çünkü burada toplumun bütün dinamikleri, yani belediye, vali, valiliğe bağlı olan birimler, değerli müdürlerimiz hep birlikte tek ve bir tane amacımız var. Böyle kıymetli çocuklarımızı hayata kazandırmak, onlara yeni beceriler katmak ve bu durumda toplumumuzun hem medeniyet seviyesini hem de çalışma seviyesini en iyi noktaya getirmek hepimizin gayreti ve amacı bu. Böyle birimlerin bir araya gelip de bu tür projelere imza atması da tabii bizim için bir gurur vesilesi oluyor. Bunun sonucunda da bu tür sertifika programlarıyla da değerli kursiyerimize katılan değerli kursiyerlerimize de kızlarımıza, değerli gençler kardeşlerimize böyle ödüller vermek bizler için her zaman bir mutluluk. İnşallah bunlar daha da artarak devam edecek. Daha da güzel projelere imza atacağız hep birlikte, hep beraber. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sizlerin bizlerden talepleri olduğu sürece, sizlerin bizlerden istekleri olduğu sürece biz bütün birimlerimiz olarak bu tür faaliyetlere varız ve yapmak da istiyoruz. Sayın Müdürümüzle az önce de içeride konuştuğumuzda daha birçok programlarda otururken daha yeni ne proje yapabiliriz, daha fazla neyi üretebiliriz, ihtiyaçlı olan kesimlerde neleri kazandırabiliriz hep bunun üzerine kafa yoruyoruz. Yani bizim derdimiz ve gayemiz bu şehrimizde en iyi şeylere imza atabilmek. O nedenden dolayı bu ve buna benzer birçok projeye imza atan bütün müdürlerimize ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda evlerimizde kalan kızlarımız, zaten onlarla birçok programlarda beraberiz. Onların böyle her seferinde ellerindeki bilezikleri diyelim. Çünkü öğrendiğiniz her şey size bir bilezik gibi düşünün. Her öğrendiğiniz şey size bir hüner olarak, bir tecrübe olarak katılıyor. O nedenden dolayı da hayata çok güçlü bir şekilde hazırlanıyorsunuz. O nedenden dolayı bu tür kurslarımızı takip ettiğiniz için, katıldığınız için ve başarıyla sonuçlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ projeyle ilgili bilgiler vererek herkese teşekkür etti. Bugün burada kaligrafi sanatı kursunu başarıyla bitiren 10, doğalgaz kalorifer ateşçisi meslek edindirme kursunu başarıyla bitiren 13 gencimizin sertifika töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her iki projemizin de hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı başta Valimiz Sayın Aykut Bekmezoğlu üzere, Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı ve onun nezdinde AKMEK çalışanlarına, İşkur Müdürü Mahmut Akkuş, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ve MESA arkadaşlarına, birikimlerini gençlerimizle paylaşan öğretmenlerimize, özverili şekilde çalışarak kursları başarıyla bitiren siz değerli gençlerimize, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Günümüzde boşanmaların arttığı bir dönemde fedakar bir kadın ve mutlu bir evliliğin sırrını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Evet, Bünyamin ve Arife İpek çiftinin hikayesini izliyoruz. Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve evde Aksaray Belediyesi ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde evde sağlık birimi tarafından evde sağlık hizmeti alan Bünyamin İpek eşi Arife ile 18. evlilik yıl dönümlerinde hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Sağlık personeli her şeye rağmen mutlulukla birbirlerine destek olan İpek çiftine yıl dönümü partisi düzenleyerek mutluluklarına mutluluk kattılar.
Aksaray Belediyesi ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle hizmet veren, evde sağlık hizmetleri biriminde çalışan 10 kişilik sağlık ekibi, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felç kalan Bünyamin İpek ve eşi Arife için evlilik yıldönümü partisi düzenlemeye karar verdi. Paşacık Mahallesi'ndeki İpek çiftinin evinde önceden bir odayı süsleyen sağlık ekibi aldıkları pastayı mumlarla süsleyip çiftin 18. evlilik yıldönümünü kutladı. Yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Bünyamin, eşi ve 3 çocuğuyla beraber yeni evlilik yılına girmenin mutluluğunu yaşadı. Bünyamin İpek gazetecilere yaptığı açıklamada kendisini çok mutlu eden organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti. Arife İpek ise ilk defa evlilik yıldönümü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek duygularını paylaştı. Aksaray Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Koca Çalışkan da şu ana kadar kent genelinde 2800 hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini, bu konuda belediyenin çok büyük desteklerinin olduğunu aktardı. Şu ana kadar 2800 kişiye biz evde sağlık hizmeti verdik. Bu ailelerimiz evinden hastasını hastaneye taşıyamayan ve hizmetini evine bekleyen hastalarımız. Biz bu hastalarımıza personellerimizi yolladık. Sağ olsunlar, onlar da bizim personellerimizi ailesine kabul ederekten, kendi ailesinin bir fertleri gibi bizim onlara hizmet sunmamız için bize yol gösterdiler. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, belediyemizin bu konuda inanılmaz bir desteği var. Gerek araç konusunda, gerek sosyal temizlik vesaire gibi belediyemizin de desteğiyle birlikte biz bu 2800-3000 sınırına dayanmış hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Şu anda aktif 1600 tane hastamız var. 1600 tane ailemiz var bizim. Bünyamin uzun süredir bizim ailelerimizden birisi. 6. yılımız bu yıl. Bugün de evlilik yıl dönümleri vesilesiyle ziyaret etme imkanı bulduk. Hastalarımızı hastane ortamında ziyaret etmekle burada ziyaret etmek arasında inanılmaz büyük bir farklılık var. Buradan daha rahat bir şekilde onların açısından bakma imkanı sağlıyor. Şu an aktif 1600 hastanın evde sağlık hizmeti aldığını anımsatan Çalışkan, bu tür sosyal etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz dedi. Aksaray'ın merkezinde bakımsız haliyle müşteri kaybeden ve her geçen gün ziyaretçi sayısı azalan Kapalı Çarşı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın vizyon çalışmaları arasında projelendirdiği modernizasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulacak. Mevcut Kapalı Çarşı'yı şehre yakışır bir hale getirmek için hazırlanan projede ilk adım atıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kapalı Çarşı'da değişim için çalışmalara zemindeki kilitli taşları sökerek başladı. Yeni proje, Kapalı Çarşı'nın cephe, zemin ve çatı modernizasyonunu kapsıyor. 3914 metrekare alanda granit bazalt zemin döşemesi yapılacak ve iş yerlerinin cephe giydirmesi dahil tüm çarşının zemin ve çatısı yenilenecek. Çalışmalar sürecinde dükkanlar kapanmayacak. Sosyal yardımlara yeni bir düzenleme getiren Aksaray Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin kendi alışverişlerini yapabileceği alışveriş kartı dağıtımına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evlere gıda ve malzeme yardımlarının yanı sıra Aksaray merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıtımı yaptı. Aksaray Belediyesi'nin alışveriş kartı dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahibi aileler bu kartlarla istedikleri zaman belirlenen marketlerden alışverişlerini yapabiliyorlar. Yeni sosyal yardım alışveriş kartlarına yüklenen paralar sadece alışverişte kullanılırken gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımında da bulunmaya devam ediliyor. Alışveriş kartı almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin yardım için Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Başvuruların ardından yapılan denetimler sonucunda yardım almaya hak kazanan kişilere kartları dağıtılıyor. Denetim bilgileri ışığında kayıt altına alınan ailelere yardımlar düzenli olarak sağlanıyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Akmek Meslek Edindirme Kurslarında hanımlar için bilgisayar kullanım kursu da düzenleniyor.
Aksaray Belediyesi bünyesinde geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Akmek Meslek Edindirme Kurslarında hanımlar çini işlemeciliğinden takı tasarım kursuna kadar el sanatları kursları dışında bilgisayar kullanmayı da öğreniyor. Çağın en önemli gereklilikleri arasında gösterilen doğru bilgisayar kullanımı konusunda hanımlar için açılan bilgisayar kullanım kursu kapsamında öğrencilere ilk olarak temel bilgisayar eğitimi veriliyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde Akmek'te açılan bilgisayar kursu ev hanımlarından büyük ilgi görüyor. Kurs öğretmeni Semiha Özdil, 163 saatlik dönemler halinde eğitimler verdiklerini kaydetti. Akmek Merkez Bina ile birlikte Vecihe Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde açılan bilgisayar kurslarında eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Bu dönem Akmek Merkez Bina'da sabah ve öğlen olmak üzere iki farklı grup oluşturulan sınıfta 30 hanım bilgisayar kullanmayı öğreniyor. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.